Peki hayatında dönüm noktamdır diyeceğin ne var? Nedir o? Yani bunu olumlu anlamda olumsuz. Yani mesela Olumlu tabii, olumsuz niye? Başvurduğum zaman hayatımın dönüm noktasıdır. Nereye? Yani mesela Flash TV'ye ilk başvuru yaptığım zaman ve sonraki süreç benim hayatımın dönüm noktasıdır. Yani mesela bebeğim var. Yani bebeğimi kaybettiğim zaman böyle enteresan bir duygu yaşadım. Mesela o da içsel olarak bir dönüm noktamdır. Hamileyken bu, yani 5-6 aylıkken. O da böyle içsel bir başka bir boyuttu benim için. Yani bu çocuklardan önce mi oldu bu? Ben hatırlamıyorum da. İçseliden sonra içselden sonra hamile kaldım işte. 6 aya yakındı. Hamileyken işte bebeğim kaldı. Mesela o benim hayatımda gerçekten bir dönüm noktası. 6 aylıkken, geçmiş olsun, bilmiyordum. Nasıl bir dönüm noktası oldu? Yani seni maneviyata mı yaklaştırdı? Çok, çünkü trajik, kötü bir şey de olsa bir şey yaşatmış, ekstra bir şey daha getirmiş olmalı ki sana böyle diyorsun. Evet, şöyle oldu. Ben zaten maneviyatı yüksek biriyim ama plansız yaşamanın, bugünü yaşamanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu da anlıyorsunuz. Yani o hayatınızla ilgili, evet, gelecekle ilgili bazı planlar yapıyorsunuz. Ama hiçbir şey öyle olmuyor. Yani hiçbir şey sizin istediğiniz gibi olmuyor. Başka bir güç ve kuvvet var. Ve bir kaderiniz var, onu yaşıyorsunuz. Eğer bu dünyadaysanız gerçekten hani iyi bir insan olarak bu yaşamı sürdürmeniz gerekiyor. Öyle, o yüzden hiç büyük planlar yapmam. Plan yapmamayı o tarihte kararlaştırdın yani. Hayatı zorlamayacaksın mesela, bunu öğren. Çok istiyordum ben. Bir fark ettim. Zorlamanın, o plan dahilinde hareket etmenin hiçbir anlamı yok yani. Çünkü her şey bir anda bozuluyor. Bütün dengeler bir anda bozuluyor. Şimdi sen bu sunuculuktan önce bir de senin dizi maceran, oyunculuk maceran var. Kalp Gözünde, Cennet Mahallesi'nde, Tuzak'ta oynadın, Kanalizasyon filminde, kamerayla izdivaç filmlerinde oynadın. Yani hedefin neydi orada? Hedefsizdim. Sadece para kazanmaktı. Kiramı ödemekti. Hayatımı sürdürmek. Yani öyle bir hedef falan yok Ali abi. Ondan sonra ünlü olduktan sonra teklif gelmiyor mu diziler ya da film için? Yok, hiç öyle bir teklif gelmedi. Biraz o enerjiyi yaymanızla da alakalı. Benim zaten bir projede yer alabilecek bir zaman dilimim yok. Yani mesela bir iki kere öyle bir görüşme yaptığımızda dedim ki ya ben haftada 5 gün zaten hani yoğun çalışan biriyim. Çocuklardan önce de çocuklardan sonra da. Geri kalan 2 günde de kendi hayatımı yaşamak istiyorum hafta sonunda. O yüzden de ve çok şey bakmadım, sıcak bakmadım. Ama işte Kalp Gözü diğer işlerde oynadığımda çok güzel işlerdi. Ve o dönemlerde işte hani tek başına yaşıyorsun, hayatını devam ettirmek zorundasın. Ben oynadığımda hani güzel de yapıyorsun diye devamı da geldi. Yaşamımda şey böyle çok güzel anıları olan bir bölüm yani. İyi ki de yapmışım. Ama o Kalp Gözlerinde ben şimdi zaman zaman denk geliyorum. Kanal 7'de tekrarları yayınlanıyor. Bir kere Esra Erol, hakkını verelim ki nevi şahsına münhasır ve televizyonun en sahici, en iyi karakterlerinden biri. Yani içiyle dışıyla, bunu samimiyetle söylüyorum. Zaten söylememe de gerek yok. Ama Kanal 7'deki o filmlerde ekseriyetle kötü kadın. Ya bu kadar iyi bir kadın nasıl bu kadar kötü kadın oynamış diye düşünüyorum. Ben kötülük kotamı Kalp Gözünde tamamladım. Yani kötü kaynana, kötü eş, işte atıyorum bir siyasetçiye bir komplo yapılacak işte orada. Her türlü şeyi yaptım. Esra Erol'un arkadaşlıklarına da baktığımızda çok güçlü bağlar görüyoruz. Onları çok seviyor onlarla beraber ama sanki onlar böyle geçmişinden gelen yıllara dayanmış arkadaşlıklar, dostluklar gibi. Bir öyle mi onu sorayım. İki sanat camiasından da o yıllar içinde o dostlar kervanına katılmış kimseler var mı? Onu da ekleyeyim. Ya ben arkadaşlığa dostluğa çok önem veriyorum. Yüzeysel ilişkiler ve arkadaşlıklar yapmak yerine köklü bağlara çok inanan biriyim. Gerçekten benim hayatımdaki herkes de yani bekarlığımızdan evlenmemize, çocuklarımızın olması, bugüne hayatımızdaki kayıplara kadar her şeyi beraber paylaştığım insanlar. Yani hani onların hayatında ben Esra Erol değilim, o televizyondaki kişi değilim. Onların hep bildiği o geçmişten gelen Esra'yım. Benim için arkadaşlarım çok kıymetli. Ali bazen diyor zaten arkadaşların için canını ver deseler vereceksin. Gerçekten veririm. O kadar çok seviyorum. Bir de mesela
İş hayatındaki çalıştığım arkadaşlarım da benim arkadaşlarım. Aileden gelen kişiler de benim arkadaşlarım. Normal sosyal hayatımdan işte tanıştığım, yoluma devam ettiğim kişiler de. Ya ben şey böyle ne derler, ben onları seviyorum, onlar da beni seviyor ve hiç kopmadık. O ilişki hiç koparmadı. Bu çok kıymetli benim için. Yani onlar için her şeyi yaparım. Bunu biliyorlar. Sonuna kadar da giderim yani. Ne gibi düşünün. Mesela hafta sonu benim normalde evimde mesela pişi yaparız. Güzel bir kahvaltı çay saati vardır. Bunu çoğu bilir. Ararlar, Esra pişi var mı diye sorarlar. Esra pişi yap kahveye geliyoruz derler. Yani hani biz öyle üstümüzde taytımız, tişörtümüz, bir pişi yiyelim, iki muhabbet edelim. İşte ayağımızı kıralım, biraz konuşalım. Benim ilişkilerim böyle. Kim onlar mesela telefon açıp pişi yemeye gelen? Ay kaç kişi sayıyor. Ünlü ünsüz mü? Ünlü ünsüzü ne yapalım ya? Ünlü. Niye onlar da benim hayatımda çok kıymetli. Ya mesela Bergüzar onlardan biri. Biz bir ara pişi yemekten pişi olmuştuk yani. Evet. Yani çok iyi mi yapıyorsun onu? Benim eşim de yapıyor güzel. Pişi ama çok zor bir şey değil o. Ya o pişi aslında bir ritüel Ali abicim. Tamam da Esra'nın pişileri meşhur mu yani, onu anlamadım. Hayır, benim pişi meşhur. Onu mu yapabiliyorsun? Yani varsa sohbet var, yemek vardır. Evet. Pişi var atla gel. Pişi var mı geliyorum. Tamam. Pişilerim evet. Meşhur. Şimdi ben Instagram'da story dedim ki söyleşi yapacak olsanız Esra Erol'a ne sorardınız? Dünya kadar soru geldi. Ben onlardan bir kısmını seçtim. Önereceği kitap ne olurdu diye okuyup sevdikleri arasından böyle bir soru var. Önereceği kitap ne olabilirdi? Ya ben bu dönem Kemal Sayar'ın kitaplarını okuyorum. Ağla başladım. Mesela şu anda Yavaşla ve Kemal Sayar'ın Yavaşla'yı okumalarını tercih edelim. Yani bu döneme o kadar uygun ki. Evet. Her şey yavaşlamışken. Evet. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarını, yani Hayata Dönü, Günahın Üç Rengini, Madalyonun İçini, Kral Kaybederse'yi okumalarını tavsiye ederim. Yani şimdilik tavsiyelerim bunlar. Engin Gençtan'ın evet. Okumalarını tavsiye ederim. Esra Erol fan kulüp üyelerini bir cümleyle açıklasa. Sonsuz bağlılık. Hem de onların yani dünden bugüne kadar o 10-15 yaşlardan bugüne kadar hep takipçim oldular. Ama bu sadece onların beni desteklemesi, takip etmesi değil. Ben de onların bir bölümünün hayatına dokundum. Gerçek bir aile oldum. Peki bir gün tüm insanları kucaklama fırsatı olsa ilk kimlerden başlardı diyor. Kucaklama fırsatım mı olsa? Evet. Ya tabii ki önce çocuklarımı kucaklarım. Ya onları hep kucaklıyorsun. Onları hep kucaklıyorum. Babamla annemi yani. Evet. Ne kadardır görmüyorsun? Pandemiden bu yana mı? Aslında doğum gününde sürpriz yaptı iki çılgınım benim. Böyle iki saatlik uzaktan geldiler. Belli bir mesafede görüştük onlarla. Pandemi sürecinden sonra bir kere gördüm. Babamın sadece göbeğine sarıldım. Babam çünkü KOA hastası. Annemde şeker var. O yüzden onlara yalvar, ne olur çıkmayın diye. Annem çünkü biraz gezgin benim. Çok seviyor öyle marketler, gezmeler, tozmalar. Evet, en sevdiğim film. Ya ben aslında böyle eski özellikle 90'lardaki tüm romantik komedilerin hepsini çok seviyorum. Benim bir de güzel bir film arşivim var. İsim mi vereyim? Evet, bir tane isim istiyorlar. Ya romantik komedilerde. Ya mesela en iyi arkadaşım evleniyor Julia Roberts'tan. Özel bir kadın. Kadın aklı, evet. Erkek aklı. Onu çok seviyorum. Tamam. Başka? Yeter. En sevdiğin şarkım? En sevdiğim şarkımı? Ya insan böyle çok en sevdiği bir şey olmuyor. Çünkü mesela iki yıl önce çok sevdiğini şimdi sevmiyorsun Ali abi. Şu anda ne seviyorsun? Ya bir tane Anzeli şarkı var. Yaşlı olanlar diye mi? Onu seviyorum ben. Ya şu an onu dinliyorum mesela yürüyüş yaparken bana çok iyi geliyor. Açayım. Kim söylüyor? Ay bilmiyorum vallahi kimin söylediğini. Ben dinliyorum. Yaşlı olanlar diye bir şarkı.
Evet. Türkiye, Azeri türküsü. Öğrenir simbol diyeyim. Seni anlatan bir şarkı, yani yani her sıkıştığında dinlediğin şarkı ne dersen, Sezen Aksu'nun Yol Arkadaşım ve Gidemem benim için. Üzeyir Mehdi Zade mi diye sormuş. Evet evet o. Çok güzel bir şarkı. Çok seviyorum yürürken. Mesela Sezen Aksu Gidemem gerçekten benlik bir şarkı. Bir de Yol Arkadaşım. Onu çok seviyorum. Böyle çok sıkıldığında böyle açarım onları dinlerim. İlkay, konuk senindir. Ben derlediğim sorulardan bir kısmını sorulabilecek olanları sordum.